Herkese merhaba. Sosyologlar serisinin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde 1, 2 veya 3 sosyoloğu değil, koca bir okulu, Chicago Okulu'nu ele almaya çalışacağım. Okulun bünyesindeki tüm isimleri haliyle tek bir podcast'e sığdıramayacağım için 3 parça şeklinde olacak bu Chicago Okulu yayını. Yine de fazla uzun sürmez kanaatindeyim. 3 bölümü topladığımızda en fazla yarım saat, belki 35 dakika falan sürer. Başlamadan evvel sizden ufak bir ricam var. Şayet bu podcast'i bir sosyoloji dersine ya da bir sınava hazırlanmak için dinliyorsanız, elinize bir kağıt kalem almanızı ve en azından zikredeceğim isimleri bir yere not etmenizi öneririm. Bence o şekilde çok daha verimli bir yayın olur hepimiz için. Şimdi bugün bizlerin Chicago Okulu diye bildiği okul aslında 1892 yılında Chicago Üniversitesi'nde açılmış olan Sosyal Bilimler ve Antropoloji bölümünden geliyor. Zaman içinde bu üniversite bölümü sosyoloji dünyasında Chicago Okulu adını alıyor. 1920'lere gelindiğinde ise okulun çalışmaları genel olarak kent olgusu üzerine yoğunlaşıyor. Nitekim biz de bu bölümde okulun kentsel ekoloji anlayışını kabaca ele almaya çalışacağız. Şayet hazırsanız ve zihninizin kemerlerini çözdüyseniz hemen konumuza geçebiliriz. Chicago Okulu'nun felsefi anlayışı aslında Amerika genelinde de hakim felsefi anlayış olan pragmatizm. Peki nedir bu pragmatizm? Şimdi sizlere pragmatizmin ansiklopedik bir tanımını yapacağım. Tanım biraz uzun olabilir. Umarım daha yolun başında sıkılıp yayını terk etmezsiniz. Ki hoş, her halükarda bu podcast'in ortalama dinlenme süresi 1 dakikayı bile bulmayacak. Artık çok fazla dinlenmeyi, takip edilmeyi umursamamaya gayret gösteriyorum. Kalan sahalarla yayınlarımızı yapmaya devam ederiz düşüncesindeyim. Arkadaşlar, pragmatizm en yaygın ve bilinen çevirisiyle faydacılık anlamına geliyor. Pragmatizme göre bir ideoloji ya da önerme ancak pratikte tatmin edici bir şekilde işliyorsa doğrudur. Yani bir önermenin anlamı ve değeri, onu kabul etmemizin doğuracağı pratik sonuçlara bakılarak anlaşılır. Ve tabii ki pratik olmayan, yani uygulanması fayda sağlamayacak olan fikirler daha baştan göz ardı edilir. Pragmatizm her ne kadar Amerika'ya İngiltere'den ithal edilmiş de olsa, Amerika kıtasında yeni kurulmakta olan devletin, yani Birleşik Krallık'la uzun bir savaştan çıkan ve bağımsızlığını nihayet ilan edebilen 13 koloninin canhıraş sarıldığı bir felsefi anlayış aslına bakarsanız. Şimdi zaten o dönem Avrupa ile Amerika'yı felsefi birikim açısından kıyaslarsak çok ciddi bir orantısızlık çıkıyor ortaya. Düşünün ki Avrupa'daki hakim felsefi görüş olan idealizmin ucu ta Weber'e, Hegel'e, hatta ne Weber'i Hegel'i, onlardan da geriye gidelim, antik Yunan'a, Platon'a kadar dayanıyor. Yani idealizm Avrupa'da söylenmiş, yazılmış, tabiri caizse üzerinde asırlarca tepinilmiş pek çok görüşün, ne bileyim spekülasyonun, eserlerin bir bütününü oluşturuyor düşündüğümüz zaman. Yani idealizm dediğimizde çok köklü bir gelenekten bahsediyoruz. Diğer yandan pragmatizme bakalım. Tamam, belki pragmatizmin oluşmasında, gelişmesinde John Stuart Mill, John Dewey gibi önemli isimlerin önemli katkıları olabilir. Ama özellikle Amerika'daki haliyle pragmatizm tamamen toplumun ihtiyaçlarına yönelik bir felsefi anlayış. Yani savaştan yeni çıkmış, yaşadığı topraklarda doğru düzgün bir mazisi, tarihi olmayan, bu nedenle de ortak zemin bulmakta zorlanan 13 koloninin ve bu kolonilerin kurduğu devletin dört elle sarıldığı bir felsefe aslında pragmatizm. Öte yandan pragmatizm hakikati
etkileşimde, deneyimde ve iletişimde arar. Bu açıdan zihinle bedeni kesin bir çizgiyle ayıran kartezyen felsefeyi, yani kartezyen felsefe deyince tabii ki Descartes'in dualizmini anlıyoruz burada. Pragmatizm, Descartes'in dualizmini pek çok açıdan reddeder. Hatta Descartes'in yaptığı gibi düşüncelerle nesneleri, ruh ile bedeni kesin bir çizgiyle ayırmak bir yana, şöyle der pragmatizm, eylem düşüncenin ta kendisidir. Yani pratikte makul bir karşılığı olmayan, pratikte faydalı eylemler meydana getirmeyecek olan düşünceler daha en baştan yadsınma, göz ardı edilme eylemindedir. Ki bu arada size Descartes'in dualizmi ile ilgili çarpıcı bir film önerisinde bulunayım. 1999 yapımı bir film var. İsmi Being John Malkovich. Adından da anlayacağınız üzere başrolde John Malkovich oynuyor. Yani aslında kendini canlandırıyor bir karakter olarak. Filmde hem Descartes'in dualizmiyle, hem idealizmle, hem de materyalizmle ilgili bazı unsurlar bulabilir ve bunları karşılaştırma imkanı bulabilirsiniz. O açıdan beyin yakan bir film, mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Evet, pragmatistler kartezyen kesinlik arayışına da karşı çıkarlar. Çünkü pragmatistlere göre matematik ve fizik kullanılarak dahi olsa bilimde nihai sonuçlara ulaşılamaz. Daima daha iyi ve daha faydalı kuramlar geliştirmek mümkündür pragmatistlere göre. Öte yandan pragmatizm Kant'ın felsefesi ile birkaç noktada uyuşur. Ne diyordu bizlere Kant? Deney öncesinde bazı tanımlara, kavramlara ve kategorilere ihtiyaç vardır. Evet, pragmatizm de aynı fikirde, ancak şöyle bir fark var. Kant, deney öncesi kategorileri sabit bir temele yerleştirirken, pragmatistler için bilginin hiçbir zaman sabit, şaşmaz bir temeli yoktur. Başka bir deyişle, pragmatistler için bilginin bir Arşimet noktası yoktur. Umarım pragmatizmi açıklayabilmişimdir. Dilim döndüğünce açıklamaya çalıştım. Şimdi gelelim Chicago Okulu'nun akademisyenlerine. Chicago Okulu'nun emektar hocalarından birisi olan Robert Ezra Park, gazetecilik kökenli birisi ve bu geçmişinin getirdiği avantajla, ki bilirsiniz gazetecilerin çok meraklı olmaları beklenir, bu geçmişinin getirdiği avantajla özgün bir bilimsel yaklaşım kazandırıyor Chicago Okulu'na. Nasıl bir yaklaşım bu? Diyor ki Robert Ezra Park mealen, sosyolojinin masa başında değil de bizzat sahada, sokağın kirine pisine bulanarak yapılması gerekir. Bırakın masa başında spekülasyonlar üretmeyi. Madem toplumu incelemek istiyorsunuz, buyurun er meydanına. Minvalinde bir düşünce yapısına sahip Robert Ezra Park. Zaten onun ardından gelen pek çok Chicago Okulu düşünürü de masa başında oturmaktan ziyade kendilerini alanlara, meydanlara, okullara, hatta tımarhanelere atıp araştırma nesnelerini bizzat yerinde gözlemleme alışkanlığı kazanıyorlar. Yanılmıyorsam Chicago Okulu'nu sosyoloji dünyasında en özgün kılan özellikle araştırmacıların kendilerini işin mutfağına adaması diyebiliriz aslında. Doktorasını Almanya'da tamamlayan Robert Ezra Park eğitimi sırasında George Simmel'in de öğrencisi oluyor. İşte bu noktada Robert Ezra Park'ı anlamak için George Simmel'e ayrı bir parantez açmamız lazım. Arkadaşlar, George Simmel mikrososyoloji kavramını literatüre kazandıran kişidir desek herhalde yanlış olmaz. Nitekim onun dönemindeki, yani Simmel'in dönemindeki veya Simmel'den önceki pek çok büyük isim, işte Marx, Weber, Spencer, Durkheim, Tonnies, onlarca isim sayabiliriz burada. Bu isimlerin tamamı eserlerinde makro perspektifler geliştirirken, George Simmel doğrudan bireyi incelemenin de faydalı bir yaklaşım olabileceğini düşünüyor. Bu düsturla da bireyi
kentleşme üzerinden inceleyerek okulun neredeyse 20 yıllık karakterini belirliyor. İşte George Simmel, Chicago okulunun gelişimi için bu kadar önemli bir isim. Şimdi George Simmel parantezini kapatalım ve öğrencisi Robert Ezra Park'tan devam edelim. Chicago okulunun en deneyimli hocası olan, hatta kurucusu olan Robert Ezra Park, bizzat içinde yaşadığı Chicago'nun büyüme hızını, büyüme şeklini ve bu süreçte şehirde meydana gelen bazı enteresan olayları elbette Simmel'den aldığı derslerden de yararlanarak incelemeye başlıyor. Tabii burada Robert Ezra Park'ın Chicago'yu araştırma nesnesi yapmasının tek nedeni kendisinin orada yaşaması değil. Nasıl söyleyelim? Chicago o dönemin belki de en ilginç şehirlerinden birisi. Bu ilginçliği açıklamak için Gencay Serter Hoca'nın konuyla ilgili bir makalesinden alıntı yapacağım. Chicago 1830 yılında sadece 100 civarında nüfusu olan ufacık bir köy iken 1930 yılına gelindiğinde yaklaşık 3,5 milyon nüfusu bir mega kente dönüşmüştür. Bu büyümenin altında yatan en büyük sebep şehrin ticaret, finans, üretim ve taşımacılık açısından çok önemli bir jeopolitik konuma sahip olmasıdır. Hem doğu batı hem de kuzey güney yönlerindeki demir yolları ve su hatları Chicago'dan geçmektedir. Bu nedenle de şehir büyük bir hızla endüstriyelleşmiştir. İşte arkadaşlar, hal böyle olunca şehir büyük bir hızla endüstriyelleşiyor. Endüstriyelleştikçe daha çok göç alıyor. Bu göçlere bir de kuzeydeki siyahilerin akın akın gelişi eklenince şehrin bütün düzeni tekrar tekrar alt üst oluyor. Daha kölelikten yeni kurtulan ve böyle nasıl derler, iş aş Haydarbaş nidaları eşliğinde Chicago'ya hücum eden siyahiler şehrin beyazları tarafından tepkiyle karşılanmaya başlıyorlar. Bu tepkiler neticesinde farklı semtlere heterojen bir şekilde dağılmak yerine sadece belirli bölgelerde toplanıp kendi mahallelerini kuruyorlar. Tırnak içerisinde biz bunlara zenci mahalleleri de diyebiliriz ki o dönemin yazılı metinlerinde bu varoş mahalleler Black Belt diye adlandırılıyor, yani siyah kuşak. Sonuç olarak iç savaş sonrasında, Amerikan iç savaşı sonrasında Chicago neredeyse göz açıp kapayıncaya kadar, ki dediğim gibi 100 yıl gerçekten çok kısa bir süre arkadaşlar. Şöyle düşünün, siz Chicago adlı bir köyde dünyaya geliyorsunuz ve hiçbir yere göç etmediğiniz halde yaşlılığınızda kendinizi bir metropolde buluyorsunuz. Yani neredeyse bir insan ömrüne tekabül ediyor bu. İşte bu kadar kısa bir sürede Chicago bir finans ve kültür merkezi haline gelerek Amerika'nın en büyük ikinci kenti ünvanını alıyor. Tabii şehre gelen göçmenlerin birçoğu İngilizce dahi bilmedikleri için emeklerini ucuza satmak zorunda kalıyorlar. Bu da zamanla işçi hareketlerine ya da daha küçük ölçekli isyanlara yol açıyor. Bunun yanında hızlı endüstriyelleşmenin sebep olduğu etnik çatışmalar, işsizlik, çeteleşme, yüksek suç oranı, düşük yaşam koşulları, evsizlik, fakirlik, salgın hastalıklar vesaire pek çok problem Chicago şehrinin baş ağrısı haline geliyor. İşte tam da bu yüzden şehir farklı disiplinlerden araştırmacıların, siyasetçilerin ve gazetecilerin ilgi odağı oluyor. Neticede hem Amerika'da hem dünyada bunca şehir ve okul varken neden Chicago okulunun sosyoloji dünyasında öne çıktığını herhalde daha iyi anlamışsınızdır. Şimdi neden Chicago okulunun öne çıktığını açıkladığıma göre gelelim okulun kuramsal çerçevesini tartışmaya. Chicago okulunun geliştirdiği kent sosyolojisinin iki temel katmanı var. Doğa bilimleri katmanı diyelim biz buna, bir de kültür bilimleri katmanı. Okulun emektar hocalarından birisi olan, az önce de adını sıkça andığım Robert Ezra Park ve onun öğrencisi Ernest Burgess.
Bu ikili 1921 yılında yayınladıkları Sosyoloji Bilimine Giriş isimli kitapta kuramlarını genel olarak doğa bilimleri katmanıyla ilişkilendiriyorlar. Bunu biraz sonra daha net anlayacaksınız. Kitabın adını tekrarlayayım. Sosyoloji Bilimine Giriş. Yani son derece temel bir kitap adından da anlaşılacağı üzere. Şimdi fazla detaya girmeden Robert Ezra Park ve öğrencisi Ernest Burgess'in bu kitapta ne anlatmaya çalıştıklarını, daha da önemlisi dertlerini anlatırlarken hangi isimlere, hangi klasik sosyologlara yaslandıklarını çözümlemeye çalışalım. Birinci dayanakları İngiliz filozof Thomas Hobbes. Hobbes'ten insan doğasının tıpkı doğanın kendisi gibi yıkıcı ve acımasız olduğu varsayımını alıyorlar ve diyorlar ki şehirdeki, mesela Chicago'daki bireyler sürekli olarak mücadele halindedirler. Kimin hangi semtte oturacağını, kimin hangi yolları kullanacağını, kimin hangi şirkette çalışacağını vesaire, tüm bunları dolaylı olarak insanın rekabetçi, acımasız doğası belirler. İşte Thomas Hobbes'tan kabaca bu düşünceyi alıyorlar. İkinci dayanakları pozitivizmin kurucusu Auguste Comte. Comte'dan sizin de tahmin edeceğiniz gibi doğa bilimleri ile toplum bilimleri arasında pek çok paralellik olduğu düşüncesini ödünç alıyorlar. Bu paralelliği kurarken de tıpkı Comte gibi deney ve gözlemden yararlanmaya çalışıyorlar. Zaten okulun en çarpıcı özelliği, yayının başında da ifade ettiğim gibi, araştırmacıların masa başından kalkıp sokakları, meydanları, iş yerlerini, hatta tımarhaneleri bizzat yerinde gözlemlemeleri. Adeta sokağın kirine, pisine bulanmaları. Üçüncü ve dördüncü dayanakları Charles Darwin ile Herbert Spencer. Arkadaşlar, şöyle aklınızda kalsın zaten. Şayet bizler sosyoloji ile evrimi birlikte ele alıyorsak, yani sosyoloji ile evrimin kesişimine odaklanıyorsak, Darwin ile Spencer'ı da otomatikman birlikte anmak durumunda kalıyoruz. Neyse, Robert Ezra Park ve Ernest Burgess bu iki evrimci kuramcıdan ilham alarak kentin tıpkı bir orman gibi ve kent insanlarının da tıpkı hayvan toplulukları gibi uzun bir evrimsel süreçten geçtiklerini ve bu süreç boyunca insanların sürekli rekabet, istila ve geri çekilme halinde olduklarını ama her ne olursa olsun mevcut kentlerin daima ekolojik bir düzen içinde süre geleceğini ifade ediyorlar. Park ve Burgess'in beşinci dayanakları ise liberalizmin ve kapitalizmin babası olarak da sayabileceğimiz Adam Smith. Adam Smith'i bir dayanak olarak kabul ettiğinizde kapitalizmin yıkıcı etkilerini bir miktar görmezden gelmek durumunda kalıyorsunuz. Yani Park ve Burgess kapitalizmin Chicago kenti üzerinde yarattığı tüm çelişkileri ve eşitsizlikleri kültürelci bir yaklaşımla ya da doğa bilimleri üzerinden normalleştirerek bir nevi sönümlendiriyorlar diyebiliriz. Altıncı dayanakları ise bir önceki podcast'te ele aldığımız kişi Ferdinand Tonis. Yani mesela Chicago kentinin iç dinamiklerini açıklarlarken Tonis'in o meşhur cemaat-cemiyet kavramsallaştırmasından yararlanıyorlar. Tonis'le alakalı detaylı bilgiyi bir önceki podcast'ten bulabilirsiniz. Yedinci dayanakları da elbette George Zimmel. Zaten başta da belirttiğim gibi Chicago okulunun mikrososyoloji yaklaşımının en önemli esin kaynaklarından birisidir George Zimmel. Onun özellikle çatışma, hakimiyet kurma ve yabancılaşma gibi kenti olumsuzlayan, bireyin kentte yalnızlaştığını savunan bazı görüşlerinden yararlanıyorlar. Ve son olarak Park ve Burgess'ın 8. kaynakları, yine önceki bölümde uzun uzun üzerinde durduğumuz bir isim Emil Durkheim.
Durkheim'ın makalelerinden yaptıkları çıkarım ise şöyle: İnsanlar dünyaya içgüdüleri ve kontrolsüz arzuları ile gelirler. Ve insanların bu dürtüselliği kentin oluşumunu ve değişimini doğrudan etkiler. Oluşabilecek büyük kaosların önüne geçebilmek için en başta toplumsallaşmak ve iş bölümleri oluşturmak gerekir. Bunun için de MEP tarzında bir ulusal eğitim sistemi şarttır. Durkheim'ın bu düşüncelerinin, hatırlayalım, önce Ziya Gökalp'i, daha sonra da Mustafa Kemal Atatürk'ü etkilediğini, dolayısıyla bugünkü eğitim sistemimizin de aslında Durkheim etkisiyle hazırlandığını, en azından Cumhuriyet'in ilk yıllarında söyleyebiliriz. Bunu da hatırlatmış olayım. Evet, Robert Park ve Ernest Burgess'in sosyoloji bilimine giriş kitabını yazarken yaslandıkları 8 klasik sosyoloğun isimlerini sizlere aktardım. Elbette hizmette sınır tanımayarak isimleri hızlıca tekrar söyleyeceğim. Not almak isteyenler lütfen kalemine davransın. İnsan doğasını yıkıcı ve acımasız bulan Thomas Hobbes. Deney ve gözleme inanan pozitivizmin kurucusu Auguste Comte. Evrimci Charles Darwin ve biyososyolog Herbert Spencer. Kapitalist liberal Adam Smith, cemaat cemiyet analizcisi Ferdinand Tönnies, mikrososyolojinin kurucusu ya da babası George Simmel ve organik dayanışma savunucusu, devlette tek tip eğitimi savunan Emil Durkheim. Bu isimler hakkında arkadaşlar biraz daha detaylı araştırma yaparsanız zaten otomatikman Chicago okulunu da anlamış olacaksınız. Çünkü aslına bakılırsa Chicago okulunun neredeyse bütün yazarlarının dönüp dolaşıp yaslandığı isimler bunlar. En azından 1920'lerin başından 1930'ların sonuna kadar yürütülen kent ekolojisi çalışmaları bağlamında bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 1925 yılında Robert Ezra Park, Ernest Burgess ve Roderick Duncan Mackenzie birlikte bir kitap yazıyorlar. Kitabın ismi Şehir, yani The City. Yine bu kitapta da arkadaşlar kuramsal çerçeve az önce belirttiğim 8 isimden oluşuyor. Yani Chicago okulunu anlamak istiyorsanız bu isimlerden kurtulma şansınız pek yok. Hatta onların arasına belki Max Weber'i de ekleyebiliriz. Çünkü Park da, Burgess de, Mackenzie de, hatta diğer Chicago okulu akademisyenleri de Marx'ın sınıf vurgusuna neredeyse hiç değinmeyip sanki kasıtlı olarak Marx'ı yok sayıp onun yerine Weber'in statü vurgusunu kullanıyorlar. Bu açıdan düşündüğümüzde Marx'ı ve Marksizmi tamamen Frankfurt okuluna havale ediyorlar desek herhalde yanlış olmaz. Park ve Burgess'e göre kent içerisindeki hareketler ve bu hareketlerin sonucunda oluşan mekanlar tıpkı insanın özü gibi doğal ve değiştirilemezdir. Yani bir başka ifadeyle, mesela göçler ve bu göçlerin oluşturduğu problemler tamamen insanın doğası ile ilgilidir. Dışarıdan müdahale ile oluşmazlar ya da çözülmezler diyelim ve bugünlük yayına son verelim. Herkese merhaba. Önceki bölümde Chicago okulunun felsefi yaklaşımından, kuramsal çerçevesinden ve bu okulun genel olarak hangi klasik sosyologlara yaslandığından bahsetmeye çalışmıştık. Bu bölüm önceki bölüme nazaran biraz daha yoğun geçecek. Çünkü çok fazla sayıda sosyoloğu, çok fazla sayıda deyip gözünüzü korkutmayayım da, 6-7 farklı sosyoloğun temel görüşlerini, temel eserlerini kısaca zikretmeye, anlatmaya çalışacağım. Bu sosyologlar Louis Wirth, George Herbert Mead, Charles Horton Cooley, Herbert Bloomer, Howard Becker ve Irving Goffman olacak. Bu isimlerin eserlerine çok kısa değinerek 1920'lerin ve 1930'ların kent olgusunu zihnimizde çok daha iyi canlandırmaya çalışacağız. Yani yayın bittiğinde sizler bu isimleri tek tek hatırlayamasanız bile en azından Chicago okulunun derdinin ne olduğunu, bu okulun neyi amaçladığını ve literatürde neden özgün bir konuma sahip olduğunu çok daha iyi idrak edeceksiniz umudundayım.
Şimdi arkadaşlar, şayet hazırsanız ve zihninizin kemerlerini çözdüyseniz, Chicago Okulu serimizin ikinci bölümüne, yaklaşık 20 dakika sürecek olan bu bölüme hep birlikte başlayalım. Öncelikle geçen bölümde bıraktığımız yerden, yani Ernest Burgess ve Duncan McKenzie'nin kentlere dair düşüncelerinin izini sürerek başlayalım. Arkadaşlar, Burgess ve McKenzie'nin bir modellemesi var. Modelin adı Bull's Eye, yani boğa gözü ya da boğanın gözü. Şimdi diyebilirsiniz ki, ya sen bize hayvan belgeseli mi anlatıyorsun? Ne alakası var boğanın gözüyle konumuzun? Hemen açıklayayım. Kent oluşumunun ilk aşamasında endüstri patronları ya da burjuvazi ya da sermayedarlar, artık hangisini tercih ederseniz, bu para babaları arz çizgilerine yakın ve ham maddelerin fazla olduğu bölgelerde toplanırlar. Yani ham maddeye ve arza bağlı olarak bir bölgeyi merkez üssü seçerler. Bu bölgede çalışmak ve ekmek parası kazanmak isteyenlerin sayısı göçle birlikte her geçen gün arttıkça nüfus bu endüstri merkezinin etrafında kümelenir. Böylece merkez bölge daha da çekici hale gelir ve burada konumlanmak için kıyasıya bir rekabet başlar. Ardından toprağın değerlenmesi, kiraların artışı, emlak vergileri vesaire gibi ekonomik sebeplerle merkez bölgede yaşamak iyice zorlaşır. Dolayısıyla ucuz iş gücü olan, yani bedeniyle para kazanan yoksullar, proleterler, merkezden birazcık daha uzak bölgelere gidip gecekondular inşa ederler. Kenar mahalleler, ne bileyim, gettolar oluştururlar. Burada kasıtlı olarak merkezden birazcık daha uzağa diyorum, çünkü merkezden çok fazla uzaklaşma şansları yok elbette ki. Neticede vasıtasız işe gidip gelebilmeleri lazım. 1920'li yıllardan bahsediyoruz. Hatta daha da öncesinden, öyle bugünün mantığıyla işçilerin altında şahinler, doğanlar falan yok, takdir edersiniz ki. O yüzden merkezden birazcık daha dışarıda bir halka oluşturuyor bu yoksul proleterler. Tabii bu çok yoksul proleterlerin oluşturduğu bu halka pek tekin bir yer değil. Yani uyuşturucu pazarının olduğu, sık sık çatışmaların çıktığı, insanların bıçaklandığı bir gettodan bahsediyoruz. Onu tekrar vurgulayalım. Bu halkanın dışına çıktığımızda, yani endüstri merkezinden birazcık daha uzaklaştığımızda, daha normal, daha hali vakti yerinde işçilerin oturduğu mahallelere rastlıyoruz. O mahallelerden biraz daha uzağa gittiğimizde ise, yani bir dış katmana çıktığımızda, bunu iç içe geçmiş halkalar olarak düşünün. Bu kez de zenginlerin, kodamanların, elitlerin oturduğu özel banliyölerle karşılaşıyoruz. Yani boğa gözünün merkezindeki endüstrinin patronlarının oturduğu mahalleler bunlar. Tabii ulaşım imkanları geliştikçe, teknoloji ilerledikçe dışa doğru yeni katmanlar, yeni halkalar oluşuyor ve kent her geçen gün büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla kentte Burgess ve McKenzie'nin boğa gözü adını verdiği iç içe geçmiş halkalar ortaya çıkıyor. Ve bu halkaların tam merkez noktasında artık sadece iş ve eğlence mekanları kalıyor. Zaten bugünün metropollerine baktığımız zaman da aşırı merkez noktalarda, mesela Ankara Kızılay, İstanbul Taksim, buralarda çok fazla yerleşimin olmadığını görürüz. Çünkü apartman dairelerinin büyük çoğunluğunda ya avukat bürosu, ya güzellik merkezi, ya diş hekimliği, ya da muhtelif mağazalar vardır. Tabii 1920'lerde hizmet sektörünün bu kadar gelişmediğini, daha ziyade fabrikaların ve endüstrilerin şehir merkezlerinde konumlandığını aklımızda bulunduralım. Sonuç olarak Burgess ve McKenzie'nin ekolojik görüşüne göre kent sakinleri geçimlerini kazanmak için kıyasıya mücadele ederlerken, aynı zamanda gayri ihtiyari olarak farkında bile olmadan çeşit çeşit semtler ortaya çıkarırlar. Hal böyle olunca da bir kent farklı ve zıt sosyal özelliklere sahip alanların bir haritası olarak resmedilir Chicago Okulu tarafından. Kaldı ki
O dönem kenti bu şekilde haritalandıran başka bir sosyoloji kurumu ya da sosyologlar grubu mevcut değil. Tam da bu yüzden Chicago Okulu literatürde özgün bir yere sahip, bunu da belirtmiş olalım. Elbette ki boğanın gözü dışında farklı modellemeler de var Chicago Okulu düşünürlerinin geliştirdiği. Ancak ben o modellemelerin büyük kısmını fazla indirgeyici bulduğum için buraya almadım. Bilginiz olsun, o nedenle yeni sosyoloğumla devam edeceğim. Okulun bir başka önemli ismi ise Louis Wirth. Louis Wirth 1938 yılında Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme adlı makalesini kaleme alıyor. Louis Wirth bu makalede kenti tanımlarken sadece nüfus üzerinden yapılan sınıflandırmaların yeterli olmayacağını, nüfusun büyüklüğü ile birlikte heterojenliğinin ve yoğunluğunun da incelenmesi gerektiğini öne sürüyor. Yani statü farklılıklarının getirdiği kentsel ayrımlar, bu ayrımlar içindeki toplumsal roller vesaire, bunların da titizlikle gözlemlenmesi gerektiğini savunuyor Louis Wirth. Ayrıca onu diğer Chicago Okulu düşünürlerinden farklı kılan tarihsel bir perspektif de sunuyor olması. Batı uygarlığının temellerinin nasıl atıldığını, önce göçebe toplum, sonra yerleşik toplum ve ondan sonra da aydınlanma çağının modern toplumu olmak üzere 3 adımda ilk kentlerin nasıl ortaya çıktığını Darwinci bir yaklaşımla bizlere anlatmaya çalışıyor. Aslına bakarsanız Chicago Okulu'na yöneltilen en sert ve bir o kadar da haklı eleştirilerden birisi, okulun şehrin tanımını yaparken ya da şehir modellemesi oluştururken tarihi hep göz ardı etmesi, tarihi yatsıması. Ancak Wirth'ün bunu yapmadığını, genel olarak makalelerinde tarihi bir perspektif de sunduğunu belirtmekte fayda var. Son olarak Louis Wirth'ün George Zimmel'den, özellikle de Zimmel'in Metropol ve Yaşam adlı makalesinden etkilendiğini de belirtelim. Peki George Zimmel Metropol ve Yaşam adlı makalesinde bizlere ne anlatıyordu? Zimmel özetle şunu söylüyordu bizlere. Metropol dünyasının tamamen paraya dayalı kurgusu içinde insan doğası ile kentsel çevre giderek daha uyumsuz bir hal almıştır. İnsan zihninin çok ötesinde bir hızla işleyen metropol dünyasında metropol bireyi artık kendini güvensiz hissetmektedir. Metropolün doğaya aykırı hızı ve barındırdığı aşırı kalabalık imgeler topluluğu kişiyi derin bir güvensizliğe sevk etmektedir. Bu durum gizli bir antipatinin ve fikri çatışmaların da tohumlarını atmaktadır. Zimmel özetle bunları söylüyor. Tabii bu arada modernite ve hız denildiğinde mutlaka okumanız gereken isimlerden birisi de Paul Virilio. Paul Virilio'nun hız konusunda kendine has bir kavramsallaştırması var. Okuduğunuz zaman gerçekten ufkunuz genişliyor. Size tavsiye olarak belirteyim, aklınızda bulunsun. Paul Virilio'nun dromoloji üzerine yazdığı metni mutlaka gözden geçirin. İşte arkadaşlar, Louis Wirth de tıpkı Zimmel gibi kentsel yaşamın gerilimli bir doğası olduğunu öne sürüyor. Kentliler her ne kadar fiziksel açıdan birbirlerine yakın olsalar da, sıkışık apartmanlarda veya kalabalık gecekondularda yaşıyor olsalar da, toplumsal ilişkilerin bir o kadar uzak ve sığ olduğunu düşünüyor Wirth. Ona göre insanlar artık birbirlerini görsel olarak tanımayı yeterli buluyorlar. Herkesin birbirine göz aşinalığı beslediği ama derin bağların pek kurulamadığı bir kent ortamı söz konusu. Tabii Wirth'e bu noktada şiddetle karşı çıkan sosyologlar da var. Tam aksine şehrin insanı sosyalleştirdiği yönünde kuramsallaştırmalar yapan sosyologlar mevcut. Onlardan birisi Anthony Giddens. Ama şimdi konuyu çok fazla dağıtmamak için Anthony Giddens'ı bir başka podcast'te bırakacağım. Evet arkadaşlar, gelelim Chicago Okulu'nun sembolik etkileşimci isimlerine.
Şimdi bu sembolik etkileşimcilik kavramı gerçekten çok önemli. Hem de sadece Chicago Okulu özelinde değil, genel olarak literatürde önemli bir yere sahip. Kavramın Chicago Okulu'ndaki temsilcileri George Herbert Mead, Charles Horton Cooley ve Herbert Bloomer. İlk olarak George Herbert Mead ile başlayalım. George Herbert Mead'e göre insanın diğer bütün canlılardan farklı olarak kendine nesne olma özelliği vardır. Yani insan kendi benliğini sanki dış dünyadaki bir objeyi, bir nesneyi değerlendiriyormuş gibi yaklaşabilme özelliğine sahiptir. Neticede hepimiz yeri geldiği zaman kendimizi en ağır şekilde eleştiren canlılarız, değil mi arkadaşlar? Bu da bizi diğer canlılardan en azından bildiğimiz kadarıyla ayrıksı kılıyor, hatta eşsiz kılıyor diyebiliriz. Öte yandan biz insanlar toplum tarafından nasıl görüldüğümüzü, nasıl algılandığımızı düşünerek, işte acaba Ayşe benim hakkımda ne düşünüyor, acaba ben Ahmet'in gözünde nasıl bir insanım şeklinde düşüncelerle benliğimizi yeniden ve yeniden şekillendirebiliyoruz. İşte insanın bu özgün karakteristiğine de Charles Horton Cooley ayna benlik adını veriyor. Bu ayna benlik kavramını İngilizce zamirler üzerinden basitçe anlatmak gerekirse, I zamiri kişisel benliğimiz oluyor, me zamiri ise sosyal benliğimiz. İşte arkadaşlar, insanlar kendilerine nesne olarak yahut ayna benliklerinden yararlanarak diğer insanlarla ortak semboller üretiyorlar. Nitekim toplumsal yaşam da bu ortak semboller üzerinde şekilleniyor. George Herbert Mead ve Herbert Bloomer işte bu duruma sembolik etkileşimcilik adını veriyorlar. Biz bu sembolik etkileşimciliği bireyi özne olarak değil de nesne olarak gören yapısalcılığa veya pozitivizme bir alternatif olarak düşünebiliriz. Çünkü sembolik etkileşimcilik bireyleri yapı kurucu özneler olarak konumlandırıyor. Yani mevcut bir yapının içindeki pasif nesneler olarak görmüyor. Bu da onu Althusser'in yapısalcılığından mesela net bir şekilde ayırıyor. Başka bir şekilde tanımlamak gerekirse, sembolik etkileşimcilik, bizim bir şeye ya da bir kişiye verdiğimiz değerin, o şeyin ya da kişinin toplum nezdindeki değeriyle ilişkili olması anlamına geliyor. Yani biraz daha basitleştirelim. Bizim duygularımız ve eğilimlerimiz ne kadar mahrem, ne kadar kişisel, ne kadar nevi şahsımıza münhasır olurlarsa olsunlar, aslında tamamı toplumsal bir çerçeveye sahip. Bizler muhtelif bireylerle etkileşime gire gire, onlarla ortak semboller yarata yarata toplumları ve kentleri var ediyoruz. Ve bu ortak sembollerden ne kadar fazla menfaat, çıkar sağlarsak, Pierre Bourdieu'nun kavramıyla ifade etmek gerekirse, simgesel sermayemiz de o ölçüde artmaya başlıyor. Basit bir örnek daha verelim. Bir erkek olarak çok güzel bir kadınla flört ettiğimizi ve zaman içerisinde ondan hoşlandığımızı, hatta ona aşık olduğumuzu düşünelim. Hissettiğimiz bu duygunun tamamen bize ait özel bir duygu olduğunu zannederiz, değil mi? Oysa ki en baştan toplumdaki güzellik algısı, güzellik normları bizim zihnimize sirayet etmiştir. Biz o kadına mahrem bir ortamda baş başayken evlenme teklifi ettiğimizde bile bu iki insan arasında, yani salt iki insan arasında gerçekleşmiş bir semboller transferi değildir. O kadının evlilikle ilgili düşüncelerinin ya da bizim evlilikle ilgili düşüncelerimizin mutlaka toplumsal bir çerçevesi vardır. İşte kısacası Saussure'ün dil yapısalcılığına benzeyen ya da Althusser'in toplumsal yapısalcılığına benzeyen ama kişilere daha fazla özne rolü biçen bu duruma biz sembolik etkileşimcilik diyoruz. Daha doğrusu biz demiyoruz, George Herbert Mead ve Herbert Bloomer bu şekilde adlandırıyor.
Son olarak Chicago Sosyoloji Okulu'nun iki önemli isminden daha bahsedip yayını sonlandıracağım. Bu isimlerden ilki Howard Becker, diğeri Irving Goffman. Arkadaşlar, bu arada zikrettiğim tüm bu isimlerin tamamını açıklama bölümüne yazacağım. Şayet detaylı araştırma yapmak isterseniz ya da en basitinden bir Wikipedia taraması yapmak isterseniz isimleri açıklama bölümünden bulabilirsiniz. Howard Becker isimli sosyoloğumuz bir normallik ya da sapkınlık çalışması olan Hariciler adlı kitabı kaleme alıyor. Hatta kitabı tam ismiyle söyleyelim, belki okumak isteyen çıkar. Kitabın tam adı Hariciler, yani Outsiders, bir sapkınlık sosyolojisi çalışması. 2013 yılında Heretik Yayınları tarafından basılmış, şu an hala kitap sitelerinden rahatlıkla bulunabiliyor, bilginiz olsun. Kitabı kabaca özetlemem gerekirse, sapkınlığın kişinin, yani bizim sapkın dediğimiz kişinin gerçekleştirdiği davranışa içkin bir nitelik değil, kuralların ve yasakların bir suçluya, tırnak içerisinde bir suçluya uygulanmasının ortaya çıkarttığı bir sonuç olduğu anlatılıyor kitapta. Yani bizim sapkın veya harici dediğimiz insanlar, salt o malum davranışları nedeniyle öyle adlandırılmıyorlar. Toplum, ihlal edilmesi sapkınlık sayılacak bir takım kurallar belirliyor, evrimsel süreç içerisinde ve dolayısıyla bu açıdan baktığımızda sapkınlığı da toplumun bizzat kendisi yaratmış oluyor kitabın ana fikrinde. Kitabın ana fikri bu, daha doğrusu gözlemler bu ana fikir etrafında şekilleniyor. Keza kitabın yazımında çok yoğun bir alan gözlemi var. Becker özellikle dans müzisyenlerini ve madde bağımlılarını gerçekten çok iyi gözlemleyip anlatmış. Merak edenler dediğim gibi Hariciler kitabını pek çok internet sitesinden temin edebilirler. Öte yandan Irving Goffman isimli sosyoloğumuz da, ki Goffman kimilerine göre 20. yüzyılın en etkili Amerikan sosyoloğu olarak gösteriliyor, aldığı atıflara istinaden, Goffman'da benzer bir konu olarak Tımarhaneler adlı çalışmasını kaleme alıyor. Goffman bu kitapta, yani Tımarhaneler adlı kitabında, delilerin sanıldığı gibi şuursuzca yaşamadıklarını, esasında kendi aralarında bir mantık, bir düzen kurguladıklarını anlatıyor. Yani akıl hastalarına özgün olduğu düşünülen bir takım davranışların, aslında tımarhane içinde yaşanan etkileşimler sonucu ortaya çıktığını öne sürüyor Goffman. Bu kitabı da merak ederseniz yine Heretik Yayınlarından temin edebilirsiniz. Yazarının adı Irving Goffman, kitabın adı ise Tımarhaneler. Tabii bir ortamda delilerden, akıl hastalarından ve tımarhanelerden bahsedince Foucault'un adını anmazsak olmaz. Foucault'u tanımayanlar için ve tanımak isteyenler için onun başyapıtlarından birisi olan Deliliğin Tarihi kitabını mutlaka önermekte fayda var. Özellikle modernite ile deliliğin arasındaki enteresan bağı o kitapla birlikte keşfetmenizi ve kimin deli, kimin akıllı olduğu yönünde bir takım sorgulamalar yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Ufuk açıcı bir kitaptır o da. Herkese merhaba. Chicago Sosyoloji Okulu Üzerine adlı podcast serisinin 3. ve son bölümündesiniz şu anda. Öncelikle şunu belirteyim. Chicago bugün, yani 2022 itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık şehirlerinden birisi. Ve bu durum 1930'lardan beri bu şekilde diyebiliriz. Hatta daha çarpıcı bir noktaya parmak basmıştık önceki bölümde. 1830 yılında Chicago, nüfusu 100 olan, sadece 100 civarında insanı bünyesinde barındıran ufacık bir köy iken, 1930 yılına gelindiğinde, yani sadece 100 sene sonra bir mega kente dönüşüyor. Tabii bu olağanüstü büyümenin nedeni gayet açık. Doğu Batı ve Kuzey Güney demir yolu hatlarının, su hatlarının Chicago'dan geçiyor olması. Bu nedenle
Bölgenin endüstrisi hızla gelişiyor. Endüstrinin gelişmesiyle yoğun bir göç başlıyor ve Chicago iç içe geçmiş halkalar halinde genişliyor, genişliyor ve genişliyor. Bu halkaların en küçüğünde, yani en merkezi noktada fabrikalar ve işletmeler varken, bir dış katmanda gecekonduların, varoşların, gettoların olduğunu görüyoruz. Çünkü netice itibarıyla fakir insanların yürüyerek işe gidip gelmeleri lazım. Merkezden biraz daha uzaklaştığımızda, yani bir dış katmana çıktığımızda orta sınıfla karşılaşıyoruz. Bilmiyorum onlara orta sınıf demek doğru olur mu ama hali vakti biraz daha iyi olan insanlar diyelim. Daha da uzaklaşıp en dış katmana ulaştığımızda ise artık hiçbir ulaşım sorunu olmayan, Henry Ford'un ürettiği o ilk fiyakalı arabalara binen burjuvaziyi buluyoruz karşımızda. İşte böyle bir şehir yapılanması söz konusu Chicago'da o dönemde. Yani 1930'larda ve 1940'larda. Bu şehir yapılanmasına okulun sosyologları Burgess ve McKenzie Boğa Gözü adını veriyordu hatırlayacağınız üzere. İşte şehir bu denli hızla büyüyünce son derece pragmatik düşünen ve benim açıkçası devlet tarafından fonlandıklarından ciddi şekilde şüphe duyduğum bir grup sosyolog, acaba biz şehirdeki bu kaos hakkında neler söyleyebiliriz, hangi bilimsel argümanları geliştirebiliriz diye kafa yormaya başlıyorlar. Çünkü arkadaşlar suç oranları almış başını gitmiş, uyuşturucu gırla satılıyor, siyahiler belli bölgelerde yoğunlaşmışlar, ırkçılık da cabası, böyle bir atmosfer söz konusu Chicago'da. İşte bu atmosferi çözümlemek adına kafa yoran sosyologların temsil ettikleri ekole Chicago Okulu ekolü diyoruz. Peki kimdi bunlar? Hatırlayalım hızlıca. George Zimmel'in öğrencisi Robert Ezra Park, Ezra Park'ın öğrencileri Burgess ve McKenzie, diğer yandan Louis Wirth, George Herbert Mead, Charles Horton Cooley, Herbert Bloomer, Howard Becker ve Erwin Goffman. Bu isimlerden ilk iki bölümde tek tek bahsetmeye çalıştım ama açık konuşmak gerekirse, eğer siz bir sosyoloji öğrencisi değilseniz ya da belli bir sınava hazırlanmıyorsanız, bu isimlerle çok fazla karşılaşmazsınız kanımca. Çünkü bu adamlar Avrupalı pek çok sosyoloğun aksine ya da filozofun aksine mikro sosyoloji yapmışlar. George Zimmel'den ilham alarak. Sürekli olarak mikro sosyolojinin gereği olan saha çalışması yaptıkları için, sokağın kirine, pisine bulanmayı tercih ettikleri için, ki bu da çok önemli bir tercih, bunu asla yadsıyamayız. Neticede duayen bir sosyolog olan Pierre Bourdieu da sokağa inmenin gerekliliğini vurgulamıştır her zaman, o ayrı bir konu. Gel gelelim, Chicago okulu düşünürleri sahaya fazla yoğunlaştıkları için teorik açıdan ya da felsefi açıdan zayıf kalmışlar bana kalırsa. Dolayısıyla da onların eserleriyle günümüz kentlerini yorumlamaya kalkarsak epey zorlanırız kanısındayım ben. Yine de dediğim gibi eğer bir sosyoloji öğrencisiyseniz bunları her halükarda bilmeniz gerekiyor diyebilirim. Evet, Chicago Okulu'nun nasıl ortaya çıktığını hatırladık. Mikro sosyoloji yaptıklarını söyledik. Şimdi de en önemli kısmı kısaca tekrar edelim isterseniz. Bu okul genel olarak hangi büyük düşünürleri kendisine kılavuz olarak görüyordu? İnsan insanın kurdudur diyen Thomas Hobbes'u, kapitalizmin ve liberalizmin babası olarak da bilinen Adam Smith'i, deney ya da gözlem yoksa, deney, gözlem ya da karşılaştırma yoksa sosyoloji de yoktur imasında bulunan pozitivist Auguste Comte'u, evrimci Darwin'i ve Darwin'i takip ederek Spencer'ı, hararetli bir cemaat-cemiyet tartışması yürüten Durkheim ve Tönnies'i, son olarak da az önce ifade ettiğim gibi mikro sosyoloji kavramını literatüre kazandıran George Zimmel'i kendilerine kılavuz olarak görüyorlar diyebiliriz. Şimdi gelelim Chicago Sosyoloji Okulu'na yöneltilen bir takım eleştirilere. Ben bu eleştirileri 7 ana başlık altında topladım değerli sosyopatlar. Hizmette asla sınır tanımıyoruz bildiğiniz gibi. Bunları size madde madde aktarıp bu dosyayı ilelebet
İlelebet olmasa da uzunca bir süre kapatacağım. Vallahi artık sosyoloji sınavından iyi bir puan alırsanız ya da en azından Chicago okulu sorusunu doğru cevaplarsanız benim kanalım sayesinde artık bir Patreon desteğinizi alırım. Onu da belirteyim. Chicago okuluna yöneltilen birinci eleştiri şöyle: kent modelleri ya da kuramları geliştirilirken topografya es geçilmiş bu eleştiriye göre. Yani işte efendime söyleyeyim, hangi toprak ne kadar engebeli, hangi toprak inşaata elverişli, hangi toprak tarıma elverişli, nehirler, akarsular, yeraltı suları, mineraller falan, bu tür topografik detaylar ihmal edilmiş Chicago okulu tarafından. En azından birinci eleştiri bu. Dolayısıyla da sanki bütün bir kentleşme süreci sadece insani tercihlerin, beşeri tercihlerin bir sonucuymuş gibi bir hava yaratılmış. Hatta daha da fena bir indirgemeye gidilerek kültür geri plana atılmış ve salt ekonomik rekabet unsurları öne çıkarılmış. En azından bu yönde çok güçlü eleştirilerin olduğunu söyleyebiliriz. İkinci eleştiriye göre ise sosyal olgular çoğu zaman sadece ekoloji bilimine dayandırılmış. Dolayısıyla da yine indirgemeci ve pozitivist bir yaklaşım söz konusu. Hatta şunu ifade edenler bile var: bu okul ekolojiye o kadar çok önem vermiş ki, veriyor ki, hayvanların yaşamı dahi basite indirgeniyor aslında. Yani hayvanların yaşamı bile salt ekoloji ile açıklanamaz. Ancak okul bunu yapma eğilimi gösteriyor. Gelelim üçüncü yaygın eleştiriye. Lewis Wirth dışında hiçbir üyenin tarihsel bir perspektif geliştirmemiş olması. Önceki bölümde belirttiğimiz gibi Lewis Wirth bir makalesinde batıdaki ilk kentlerin nasıl oluştuğunu anlatıyor. Hatta makalenin adını da verelim, belki ilgilenen birisi çıkar. Bir yaşam biçimi olarak kentlileşme. Gel gelelim, okulun diğer mensupları, Lewis Wirth dışındaki mensupları sadece endüstri devrimi sonrasında ortaya çıkan sanayi kentlerini inceliyorlar. Dolayısıyla da kentler tarihinin oldukça kısıtlı bir dönemini ele alıyorlar ve çalışmaları tarihsel derinlikten de mahrum kalmış oluyor bu eleştiriye göre. Dördüncü eleştiri de üçüncü eleştiriye çok benziyor aslında. Okulun neredeyse tamamen sanayileşmiş kentlere odaklanmış olması. Söz gelimi bugün baktığımızda Dubai gibi bir turizm kentinin ya da o dönem için de geçerli olacak Mekke gibi bir din kentinin tipolojilerini tanımlarken Chicago okulunun yetersiz kalacağı gayet aşikar görünüyor bu eleştiriye göre. Çünkü dediğimiz gibi analizlerinin pek çoğunun merkezinde ekonomi ve ekonomik rekabet söz konusu. Geldik 5. eleştiriye. Chicago okulu toplumu bireylerin toplamından oluşan bir kalabalık olarak görüyor. Oysa ki hatırlayalım, daha önce podcast'ini de yaptığımız Gustav Le Bon, bir kitlenin o kitlede yaşayan insanların toplamından daha fazlası olduğunu savunuyordu sürü psikolojisini açıklarken. Yani şey diyordu Le Bon amiyane tabirle, bir kitlenin organik parçası olduğun zaman sen sen değilsin. Bunu da kimyevi bir tepkimeye benzetiyordu. Yani A ve B maddesini bir araya getirdiğimizde ve bir kimyasal tepkime oluştuğu takdirde bu iki madde arasında ortaya çıkan şey A ve B'nin toplamından daha farklı bir şey. Bu da bizim aslında sürü psikolojimizi ya da bir nevi sürü olma halini açıklıyor. İşte Chicago okulu bu türden psikolojik unsurları büyük ölçüde yok saymakla eleştiriliyor diyebiliriz. Evet, devam ediyoruz. Geldik 6. eleştiriye. Chicago okulunun Marx'ı, Marksizmi, sınıfsal gerilimleri,
sınıfsal çelişkileri yok saydığı söyleniyor. Buna ben de katılıyorum. Zaten Chicago okulunu Frankfurt okulundan ayıran en temel unsur da sanıyorum ki bu. Belki böyle bir sınav sorusu gelebilir. Bu iki okulu sosyolojik ekolleri açısından kıyaslayınız gibi bir soru gelirse mutlaka değinilmesi gereken husus Chicago okulunun Marx'ı ve Marksizmi büyük oranda yok saymış olması Frankfurt okulunun aksine. Yani şöyle ki ezilen yoksul kesimlerin devrimci potansiyeli Darwinci bir bakış açısı ile yok sayılıyor ve hatta sönümlendiriliyor. Şimdi bunu biraz daha açalım. Chicago okulu kentte süregelen eşitsiz gelişme koşullarını nasıl sönümlendiriyor? Tabiata referans vererek, gayet doğal bir şeymiş gibi sunarak sönümlendiriyor. Ya da öyle bir kamuoyu oluşturuyor. Tek başına bunu sönümlendirmesi mümkün değil de. Neticede Chicago okulunun esinlendiği düşünürlerin de görüşüne göre doğada da güçlü zayıfı yok ediyor, öyle değil mi arkadaşlar? Yani bir aslanın bir antilopu yutması kadar doğal bir şey var mı? Ya da bir timsahın bir ceylanı tek hamlede mideye indirmesi, bundan daha doğal bir şey var mı? O halde sınıf mücadelesi gibi yapay gündemlere pek de gerek yok onlara göre. Hatta bazı makalelerde İstila, tırnak içerisinde istila, yerine geçme, egemenlik kurma gibi kavramlar kullanılıyor ki bu kavramları Chicago okulu bizzat gidip bitki ekologlarından ödünç alıyor. Dolayısıyla insanla bitkiyi bu açıdan, yani istila, yerine geçme, egemenlik kurma gibi Marksistlerin sınıf çatışması, sınıf gerilimleri diye adlandırdığı bu tarz sosyal olguları evrimci bir yorum yaparak bitkiye ya da hayvana indirgeyecek kadar uç noktaya varabiliyorlar bazı durumlarda. Keza aynı tutumu biz Adam Smith'in liberalizm anlayışında da görüyoruz bir miktar. Sonuç olarak Chicago okulu düşünürleri Darwin'den, Spencer'dan ve Adam Smith'ten ilham alarak kenti devasa bir pazar olarak ya da devasa bir er meydanı olarak takdim ediyorlar, görüyorlar ya da özgür bir pazar diyelim ki özgür olmasını olumlayarak bunu söyleyelim. Bu pazarda insanlar becerilerini, birikimlerini karşılıklı bir rekabet içerisinde konuşlandırarak birbirlerini alt etmeye çalışıyorlar. Evet, geldik son eleştiriye. Okula yöneltilen 7. eleştiri. Yine Chicago okulunun aşırı evrimci olmasıyla alakalı. Deniyor ki kentin içerisinde ne gerçekleşirse gerçekleşsin, iç savaş, dış savaş, darbe, devrim, doğal afet hiç fark etmez. Hangi olay cereyan ederse etsin, kent zaten eninde sonunda bir dengeye ulaşacak bir alan olarak görülüyor. Yani kendi dengesini er ya da geç bulma kapasitesine sahip bir alan. Bu özellik içinde içkin olan bir alan olarak görülüyor. O halde şu soruları okula yöneltmek kaçınılmaz hale geliyor. O zaman kenti idare edebilmek için rasyonel planlama süreçlerine ne gerek var? Evrim zaten her şeyi hallediyorsa, bunca çabaya, bunca plana, bunca tedbire ne gerek var? Tabii tüm bu eleştirilere rağmen okulun hakkını teslim etmekte fayda var. Kolay değil arkadaşlar. 1920'li ve 30'lu yıllara damgasını vurmuş bir okul bu. Mesela sembolik etkileşimcilik düşüncesi bana kalırsa dönemine göre oldukça çarpıcı. Bu düşünce, sembolik etkileşimcilik hem bir yapıyı varsayarak yapısalcılığa göz kırpıyor, hem de bu yapının mimarı olarak bizzat bireyleri gösteriyor ki bu çok enteresan. Yani birey sembolik etkileşimcilere göre Althusser'de olduğu gibi pasif değil, tamamen edilgen de değil. Sürekli olarak sembolik kodları, simgesel kodları aralarında takas eden ve böylece yapıyı kolektif olarak şekillendiren bireylerden bahsediyoruz burada. Bu da sembolik etkileşimciliğin hümanizma ile antihümanizma arasında üçüncü bir yol olarak görülebileceği anlamına geliyor. Ancak tabii ki yaygın eleştirilere ben de destek oluyorum, ben de katılıyorum.
teorik açıdan sembolik etkileşimciliğin biraz daha güçlendirilmesi gerekiyordu Chicago Okulu tarafından. Ve son olarak Howard Becker'ın Hariciler adlı çalışması ya da Goffman'ın Tımarhaneler adlı çalışması oldukça önemli ve okunmaya değer bana kalırsa. Evet arkadaşlar, 3 bölümlük Chicago Sosyoloji Okulu serimizin nihayet sonuna geldik. Birkaç gün içerisinde birleştirip tek parça olarak yükleyeceğim. Bilginiz olsun. Belki parça parça değil de tek part olarak indirmek, arşivinize kaydetmek istersiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni podcastlerde buluşmak dileğiyle. Çok yakında bir soru cevap etkinliği yapacağım ki artık sosyopatlarla aramda biraz daha duygusal bağ oluşması lazım. Çünkü ancak bu şekilde kanallar kalkınabiliyorlar. Böyle anonim bir ses olarak hayatınızda var olduğum takdirde sanırım abonem 3000, 4000, bilemedin 5000 dolaylarında gezmeye devam edecek abone sayısı. Bu tabii ki benim burada harcadığım emek zamanın maddi bir karşılığının olması açısından pek de hoş bir durum değil. O nedenle sanırım biraz daha PR çalışmalarına, biraz daha izleyicilerle gönül bağı kurma çalışmalarına yoğunlaşmam gerekiyor. Tabii bunu alenen bu şekilde söylediğimde biraz size tuhaf gelmiş olabilir, ancak ben bu konularda oldukça dürüstüm zannediyorum ki. Evet, sanırım diyeceklerim bu kadar. Önümüzdeki podcastlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.